Yani. Şimdi şeytan taşlama diye bir olay yoktur efendim. Hacda bu olay yoktur. Bunu milleti kandırmanın bir manası yok. Lüzumsuz bir ibadet yapmak yok. Betona, taşa, efendim direğe atıyor. Taş oldu şeytana taş atmak. Hem de kızıyorlar, birbirinin kafasını yarıyorlar. Yani şeytan o. Şeytan orada yanında, yanında. Direk değil şeytan. Yanında şeytan. İçinde şeytan. Ben 2002'de hacca gideceğim zaman da ceviz kabuğuna çıktım. Orada dedim ben. Ben nefsimi taşlayacağım dedim. Evet. Doğru. Şeytana taş atma. Ya peygamber gördü onu da attı ona da. Ya kardeşim peygamber gördü, sen görüyor musun? Peygamber peygamber olarak görür onu. Gördüyse şayet. Gördüyse onu da bilmez. Gördüyse. Yani o zaman Araf suresindeki ayet nedir? Min haysu la teravnehum diyor. Şeytanlar, cinler sizi görür, siz onları göremediğiniz bir boyuttan. Göremediğiniz boyuttan görür. Evet. Şimdi bu ayetleri bunlar bilmezler. Nerede olduğunu bilmez, sayfasını bilmez. Desene nereden okuyacaksın kardeş? Biz bunları eledik, bunları biliyoruz. Ha şimdi olay şu. Şimdi efendim, sen nefsini taşlayacaksın. Esas olay budur efendim. Zaten akıl ne manaya geliyor biliyor musun? Akıl. Evet. Aklın bir boyutu hicr demektir. Hicr. Hicr taş demektir. Anladın mı? Aklını, evet. Nefsini aklınla taşladın mı? Aha. Aha budur işte. Taşlama budur. Akıl, evet. Denen taşla nefsini taşladın mı? Aha sen o haçtaki taşlama olayını yaptın demektir. Yani betona, sütuna atayı taş oldu ibadet. Ya o kadının biri dedi bana televizyonda. O ne bir kilise var bu burada Müslümanlar da gidiyor, Türk çocukları da gidiyor o kiliseye, ibadet yapıyorlar. Efendim şey televizyonda anlatıyor kadın. Taş atıyorlarmış. Taş durursa niyetin kabul oldu. Ne varsa. Büyükada'da yapılan bir şey galiba, bir hurafe uygulaması, evet maalesef maalesef. Ben dedim ki bu hurafedir. Diyenler de gidiyor. Gazeteci kadın demez mi bana? Siz de atıyorsunuz şeytana taş dedi. Buyur, evet. Ne diyeceksin? O da yanlış dedim ona. Evet. Ama dünya koptu be. Dünya koptu. Şimdi dünyayı kopartacaksınız kardeşim. Yani şimdi, evet. Benim üzerime, evet. Niye saldırtırıyorsunuz insanları? Yok hocam. Ama ben söylemek mecburiyetindeyim. Hocam Kur'an'la yüzleştiriyoruz. Kur'an'da varsa var, yoksa yok. Yani yapacak bir şey yok. Ha. Şimdi yüzleşmek acı da olsa, eğer Kur'an bir şeyi bize emrediyorsa, baş göz üstüme. Ama unutma. Bak kardeşim. Allah unutmuş bunu Kur'an'a koymaya. Ne karış? Haşa. Haşa. Yani böyle bir şey olabilir mi? Asla unutmaz. Yani Allah-u Teala diyor ki bak hala oraya gelmedik. Hac. Arafat'tan Müzdelife'ye ineceksin. Meş'aril Haram'ın yakınında bana zikir yapacaksın. Oradan ineceksin Müzdelife'ye, bana istiğfar edeceksin. Bak bak. O istiğfarında nasıl dua edeceğini de anlatıyor. Bu kadar detayına giren, kıldal damarlarına giren Allah şeytan taşlamayı unutmuş.